Peki küresel piyasalar demişken en çok ilgilendiren konulardan biri de biliyorsunuz ki altın ve gümüş, özellikle düşüş esnasında olduğumuzu da göz önünde bulundurursak fırsat kollayanlar, alım için fırsat kollayanlar ne yapmalı? Geçen haftaki yayınımızda da ifade ettiğimiz için özellikle biz düşüş yöndeki beklentimiz gerçekleşti. 2280-2380 dolar aralığını takip ediyorduk. Şu anda 2296 dolar seviyesinde ons altın, yani 2300 dolar seviyesinin altına kadar sarktı. Burada tekrar 2340 dolar seviyesinin zirve seviye olarak bu hafta takip edeceğiz. Yani direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. 2280-2340 dolar aralığı bu hafta önemli olacaktır. Altın almayı bekleyenler, altının bu düşüş trendindeki fırsatını kollayanlar için ucuz bir hafta oldu. Sabah saatlerinde gram altın 2415 lira seviyesindeydi serbest piyasalarda. Şu anda 2425 lira seviyesinde. 2400-2420 lira aralığına alım fırsatı görmeye devam ediyoruz. Özellikle bundan sonraki süreçlerde, özellikle Temmuz ayı itibariyle altın fiyatlarında yeni yükseliş trendi beklediğimi söyleyebilirim. Hem ons altında hem gram altında yıllık bazda yıl sonuna kadar, yılın ikinci yarısında 3.000-3.500 lira aralığı gram altın tarafında, 2.600-3.000 dolar aralığı ons altın tarafındaki beklentim yine geçerliliğini korumakta. Hem gram altın hem ons altın ciddi bir düşüş gerçekleştirdi. Mesela Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Küresel piyasaların önemli bir verisiydi. Beklentinin üzerinde geldi ve 94 dolar civarında ons altın tarafında bir düşüş gördük. Gram altın tarafında da 35 liralık bir geri çekilme gördük. Cuma günü iyi fırsatlar vardı. Bugün de iyi fırsatlar var. Dışarısı biraz puslu, biraz gerginlik var dış piyasalarda. O yüzden içeride altın tarafında alım zamanı gelmiştir diyebilirim. Peki tam yükselişin olacağı tarihi vermek gerekirse altın için ne söylersiniz? Yani Temmuz ayı itibariyle ikinci yükseliş dalgasına başlayabilir. Hem küresel ekonomiye dair olan belirsizlikler, hem jeopolitik gerilim tarafında yaşanan haber akışları. Şimdi buna Avrupa tarafındaki siyasi riskler de eklendi ve dolayısıyla altın fiyatları yine bu belirsiz ortamda yukarı yönlü hareketlerini koruyabilir. Doların seyri ne olur? Doları olanlar, elinde doları olanlar ne yapmalı? İçeride dolar kuru stabil, yani 32-32.50 lira aralığında gezinmeye devam ediyor. Özellikle Temmuz ayı itibariyle dolar tarafında da yukarı yönlü hareketler olabilir. Ama şu anda bugüne baktığımız zaman özellikle euro dolar paritesinin 1.0750 seviyesine çekilmesiyle birlikte yurt dışı piyasalarda dolar TL kurunun 32 lira 43 kuruş seviyesine kadar yükseldiğini, yani doların hem yurt dışı piyasalarda hem uluslararası piyasalarda haftaya yükselişle başladığını gözlemliyoruz. Yine Avrupa'daki bu kargaşa, bu siyasi belirsizlik devam ettikçe uluslararası piyasalarda dolar endeksi yüksek kalmaya devam edebilir. Ve yine yurt dışı piyasalarda da 32 lira seviyesinin altına sarkmayan bir dolar kuru görebiliriz.